Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, El Arabiye Tübeyne'deki serisinin 4. kitabının 15. ünitesinin son kısmındayız. 6. kısım. Bismillahirrahmanirrahim ve geçen okuduğumuz uzun metinle ilgili alıştırmalar göreceğiz. El istiab ve münakaşa anlamı ve münakaşa diyor. Ecib anil esileti tariye bir ihtisar aşağıdakilere kısa Cevaplar ver. Limaza niçin şekere şükretti? Essayyadu balıkçı, er el-ganiye zengin adamın için şükretti. E, ne diyeceğiz? Li'enne a'tahu es allazi aradahu. Çünkü o ona istediği ücreti verdi. E, o yüzden teşekkür etti. Limaza niçin surra er-racul el-ganiye bi du'a es-sayyad? Evet o zengin adam o avcının duasıyla neden sevindi? لِأَنَّهُ اَخَذَ الثَّمَنَ الَّذ۪ي اِقْتَرَحَهُ Onun önerdiği işte fiyata verdi o balığı. لِمَاذَا يَرَى السَّيَّادُ نَفْسَهُ سَعِيدًا Balıkçı kendisini neden mutlu görüyor? لِأَنَّهُ قَانِعُمْ رِزْقِهِ Çünkü o rızkına kanaat ediyor. مَا مَفْهُمُ السَّعَادَةِ عِنْدَ السَّيَّادِ Balıkçıya göre e, mutluluğun mefhumu e, nedir? Yani mutluluktan ne e, anlaşılmalıdır? Arada bir maaledike yani yanında olana razı e, olmak, kanaat etmek. Mel farku beyne'l gani ve'l fakir inda Balıkçıya göre e, fakirle zengin arasındaki fark nedir? hatun nazar muhtelif minel hayati Yani hayata ve olaylara farklı bakış, yani bakıştaki farklılık. Zengin e, farklı bakıyor, fakir farklı bakıyor diyebiliriz özet olarak mesela. Keyfe vasafa sayyadu el alakata beynehu ve beyne rabbihim. Evet balıkçı diyor Rabbi ile kendi arasındaki alakayı yani bağı nasıl vasfetti? Ledeyhi alakatun onun bir bağı var, bir alakası var. Me'a Rabbihi Rabbi ile la yani benzeri olmayan başka bir alakaya benzemeyen bir alakası var, bir bağı var. Limada savurati dünya fi aynı sayyad. Dünya balıkçının gözünde neden küçüldü? lennahu amena bil kadri evet o e, ahirete hayrın şerrin Allah'tan olduğuna kaza kadere iman etti Li ujiba er الْغَنِيُّ el evet neden diyor o zengin kimse e, avcıyı e, beğendi e, şaşırdı veya acaba bisafa zihnihi ve قَلْبِهِ evet onun zihninin saflığına kalbinin temizliğine e, şaşırdı. El insan huvellezi yuşkî nefsehu. İnsan kendisini mutsuz eder. Bakın yuşkî, e, mutsuz etmek. Fi re'yi sayyat. Yani balıkçının görüşüne göre. Vaddıh dâlike. Bunu açıkla diyor. E, bir sebebi ne için? Ceş'ihi. Ceş ne? Açgözlülük demek. Açgözlülüğü sebebiyle insan kendini mutsuz eder. Me mestarus saadeti fi re'yi sayyat. Balıkçının görüşüne göre mutluluğun kaynağı nedir? Onun görüşüne göre e, herhalde ne diyeceğiz? E, el kanaa yani kanaat etmektir diyeceğiz. Burada ise ne diyor? Menil kail şunları söyleyen hangisidir metinde? Ve hel tu cedu saadetun gayru saadetil mal. Evet para mutluluğundan başka mutluluk var mı? Bunu kim söylüyor? Erraculul gani. Zengin adam söylüyor. Keyfe ta'uddu nefsike sa'iden sen kendini nasıl mutlu sayıyorsun? Ve ente hafin gayru min ki sen ayakkabısızsın, yalın ayaksın ve arin illa min qalil min el esmal el baliye. Üzerinde işte eski püskü paçavralardan başka bir şey yok. Sen çıplaksın. Sen kendini nasıl mutlu sanıyorsun? Bunu kim söyledi? Er raculul gani. Yine zengin adam söyledi. Hadi hiye el marratu'l elleti allati akhadtu fiha'l semana allazi önerdiğim fiyatı ilk defa aldım. Bunu kim söyledi? Bunu da el-sayyad -el -els balıkçı söyledi. İnnen nâse cemî'en yebkûne alâ sa'âde. İnsanların insanların hepsi mutluluk üzere ağlıyorlar. Bunu yine er-racülül gani, yani o zengin adam söyledi. La ahsenu alâ fâiti minel aiş. Hayattan diyor kaçırdığıma e, üzülmem. Ve la tezhebu nefsi hasreten ve râ min ma'im Evet yine e, diyor ki o e, hırslarımdan bir hırsın arkasında e, pişmanlık e, git, e, hissetmem yani e, onun arkasına bir hasretle bakmam. Bunu kim söylüyor? A, balıkçı söylüyor. Ahsenallahu ileyke kema ahsente ileyye. Bana iyilik yaptığın gibi Allah da sana ihsan etsin. Ve cealeke saiden fi nefsike. Seni kendinde mutlu kılsın. Kema cealeke saiden fi malike. Malında mutlu kıldığı gibi bunu da balıkçı söylüyor. Âmentu bil qada'i vel qaderi hayrihi ve şerrihi ve bil yevmil âhiri sevâbihi ve ikâbihi ve fesavratu dünya fi ayni ayni. Bunu da kim söyledi? Balıkçı söyledi. E, burada ise keyfe el kâtibu mâ yeli. Aşağıdakileri diyor yazar nasıl vasf ediyor? Hey ete sayyat. Balıkçının durumunu. Evet. kim o? Men ya'rifu keyfe yekunu sa'idan bi mihnetihi ve rızkihi. Yani o kimse işte mesleğiyle ve rızkıyla e, yani mutlu olmayı bilen birisi. E, kim o? Balıkçı. Hayat <laughs> el-agniya zenginler hayatını nasıl vasfediyor? Elledi <laughs> la yetefi bima ladayhi yanında olanla yetinmeyen ve la ya'rifu key ve nasıl kanaat edeceğini de bilmeyen kimseler. Hayat el-fakir fi mat'amihi ve maskanihi. Evet yediği şeyde e, ve oturduğu şeyde fakiri nasıl vasfediyor? Men yaral canibel e, mushrika bakın müşrik ne? Sevinç tarafını, e, sevinç demek. Yani el cani e, el canibel müşrika, sevinç tarafını bin menzilihi ve mai ekulu yani yediği şeyden veya evinden sevinç tarafını, iyi tarafını gören kimse. İstimtâ'a sayyadi bi şuruqiş şems Evet güneşin doğuşuyla e, işte ba balıkçının keyif alması. Kennehu ne, ne diyor güneş için? kanno midjan min zahab ev kat'atan min lahab yani sanki o altından bir e, böyle de, şey gibidir e, daire gibidir e, çember gibi ev kat'atan min lahab veya o e, işte ateşten bir parça gibidir eee teşbih el katibi halat el fuqara ve el aghniya bis semek. evet zenginleri ve fakirleri balığa benzetti ki e, Onların ikisi de mitlu semeki fi şebeke yani ağdaki balık gibidir dedi. E nazraten ile ağniya insanların zenginlere bakışı için ne dedi? E yamudduna a'naquhum nahval yani boyunlarını zenginlerin tarafına uzatıyorlar dedi. Hayatel fakir fi beytihi fakirin evindeki hayatı yu'til adaleti limen fi menzil fi'l menzil yani işte evdeki herkesin hakkını veriyor. Alakatı sayyat bir <laughs> rabbihi Rabbi ile alakası az önce söylemiştik. Yani onun Rabbi ile öyle bir alakası var ki hiçbir şeye benzemiyor. Mukabelete sayyatil ahzane vel humum Evet yani balıkçının üzüntüleri ve dertleri karşılaması. Ne diyeceğiz? La yubalu fiha. Onları abartmıyor. Yubalu <laughs> abartmamak. Nazrata sayyadi ilal mevd balıkçının ölüme bakışı huve lika'u rabbihi o ölüm onun Rabbine kavuşmasıdır. Öyle anlıyoruz. Peki burada ise mel fikretur ise li kulli fikretim nel fikreti taliye et fikratı taliye yani aşağıdaki işte her bir fıkranın ana fikrini söyle diyor. Aşağıda yaz. El fikratul Ula birinci paragrafın ana fikri nedir dersek. Ennasu suada ve gayru suada. Yani mutlu insanlar ve mutsuz insanlar. Ennasu suada. Bunu elif lam taksı getirelim buraya. Yani mutlu insanlar ve mutsuz insanlar ve gayru suada. El fıkratu saniye ikincisi. Ra'yul fukara ve lagniya fil vücudi vel ahtas. Yani varlık ve olaylar hakkında zenginlerin ve fakirlerin görüşü bakışı yani. El fıkratu salise e, üçüncü ana fikri. Es saadetü fi beytil fukara. E, yani fakirlerin evinde mutluluk. El fıkratu rabi'a. Dördüncünün ana fikri. E, Alakatul fakir bi rabbihi. Fakirin Rabbi ile alakası. El fıkratu 8. diyor. Es saadetü fi fıtratil insan. fıtratında fıtratındaki mutluluk. El fıkratu tasi'a. Dokuzuncu paragrafta ise İnnehu yetaallaku bil avatıf fil tasiatil beşeriye. Tasiat değil de diyeceğiz. Bunu böyle e, tiase nedir? Mutsuzluk yani. Beşerin e, mutsuzluğuyla e, işte e, beşerin mutsuzluğu ne ile alakalıdır? Avatıf hisleriyle alakalıdır. İçindeki duygularla alakalıdır. Burada ise Ma ra yusayyadi fi ma Balıkçının diyor aşağıdakiler hakkında görüşü nedir? Es saadetil maliye yani maddi mutluluk. Es <laughs> servetul maddiye maddi servet la tek fi li is'adin nas. Yani insanların mutluluğu için kifayet etmez yani yetmez. Es saadetin nefsiye nefsi yani kişinin bireysel mutluluğu. Es saadetun nefsiye ta'temidu ala'r ra'yi neye bağlıdır? kişinin bakış açısına bağlıdır. Şehvetil ekli ve şurb yani yeme içme arzusu. bu da la tekul ve teşreb teşrib dune en bil cu' Yani açlık hissetmek sizin bakın yani acıkmadan diyor yeme içme. Mesela onun görüşü buydu. Hayatil agniya zenginlerin hayatı el agniya ledeyhim hürriyetun mahdude yani onların yanında sınırlı bir özgürlük var. Özgürlükleri sınırlı. el insan bir rabbihi insanın Rabbi ile alakası nedir? Yecibu en yekune lil racul rabutaten kaviyyete ma'a rabbihi. Evet Rabbi ile güçlü bir nesi olması lazım. E, bağı, alakası olması lazım. El hayati vel maut ölüm ve hayat bunun hakkında ise ne diyor balıkçı? El hayatul hakikiye hiyel ahire yani hakiki hayat ahiret hayatıdır diyor. Öyle anlıyoruz. Burada ise e, kelime alıştırması var. Çoğullarını getir diyor. Metinden şua neydi? Işık, ışın. Bunun çoğulu eşi'a, ışıltılar. Kevkep, yıldız, e, kevakip, e, reziyle mesela rezail, rezillikler, mezhar, görüntü, mezahir, tavuk, bu da e, bakın ta, e, etvak, unuk, bakın e, a'nak, boyun, mevkip, omuz değil mi? Ne diyeceğiz? Mevakip, Gillun, gulul. Asıfe, avasıf, fırtınalar. El mat'am, meta'im, kasır, kusur, yani saraylar. El merç neydi? Bu da çimen demek, çimenler. Burada ise ne diyor? Ma ma'nal ibarat taliye. Aşağıdakilerin manası nedir? savurat dünya fi ayni. Gözümde küçüldü dünya. Yani esbahal alem bila kıymeten fi ayneyye veya ayni yani dünya benim gözümde kıymetsiz oldu. Yemudun nasu su nahvel agniya. İnsanlar boyunlarını zenginlerden tarafa uzatıyorlar. Yani ye emelune fi eşya min agniya. Zenginlerden bir şeyler umuyorlar. Ahta asahmu filan filanın oku şaşırdı. Yani feşile fi cuhudihi çabasında başarısız oldu. El insanu saidun bi fıtratihi insan fıtratıyla mutludur. Yani yusbuhul insan sa'iden indama yetesarrufu vefkan li İnsan tabiatına göre yani fıtratına göre davrandığı zaman ne olur? Mutlu olur. Cemi'u ma fi yedil insani ariyetun müsteredde. İnsanın elindeki her şey ödünçtür, emanettir. Yani kullu ma fi yedil insani nedir? İnsan elindeki her şey mütemen aleyhi min Allah. Allah-u Teala'dan emanet olarak verilmiştir. Katlel eyyami ilmen ve tecrübeten ilim ve tecrübe yönüyle günlerin katledilmesi yani tadayyul eyyam günlerin zayi edilmesidir. <gülüyor> <gülüyor> Hel e'udu ila menzili hamilen em mehmulen <laughs> evime işte e, taşıyarak mı taşınarak mı gideceğim e, bu e, en tekune ab'an evla tekune ab'an yani insanlar yük olarak mı yoksa yük olmayarak mı gitmek gibi anlaşılabilir. E, ya da e, dirimi sağ mı diye de anlaşılabilir. Suftahu labab sema'il dunehu önünde kapalı gök kapılarının açılması ona açılması yani hel yu'du fil emle, yani cennete mi konulacak yoksa konulmayacak veya rızkı genişleyecek mi genişlemeyecek mi o şekilde de anlaşılabilir. Evet burada ise ma'anel kelimatit taliye aşağıdaki kelimelerin manaları nedir diyor. En nemmam, nemmam nedir? Kovucu yani yetehaddetu beynen nas. İnsanlar arasında laf getirip götüren, konuşan. Et yani e, el e, ceş'ul e, müfrit yani aşırı derecede açgözlü e, aç gözlü kimse. El mutab bu da e, yetehaddetu fi gıyabi şahsimma. Herhangi bir şahs arkasından konuşan kimse. El hasid nedir? Ellezî lâ yurîdu en yujdel cemâl fî şahsin âhir. <laughs> yani başka bir kimsede bir güzelliğin bulunmasını istemeyen kimse. El hakut kindar yani dağına. dağine. ne? Kindar demek. Ala şahsın âhir. Yani başka bir şahsa karşı kin güden kimse. El yalancı. La yekûlül hakikati. Doğru söylemeyen kimse. zalim nedir? Ademu muameletil ahirine bi insaf. Yani başkasına insafla muamele etmemek. Es-sa'id mutlu nedir? Men yeş'uru bil kalbi vel ruhi vel ruhi fi hayatihi. Yani hayatında kalbiyle, ruhuyla ferahlık hisseden kimse diyebiliriz. Evet burada ise el kitabet vel yazı ve araştırma alıştırması diyor. Her zaman her ünitenin sonunda söylediğini tekrar ediyor evvelen el kitabe yani yazı ile ilgili üktub yaz fi defterike defterine bir üslubi ke kıssaten kendi üslubunla bir unvan es başlığı altında bir hikaye yaz diyor. Eid kıraatil kıssatil varide evet gelen kıssaya geri dön fil le kıraatil muvassa'a fi ahiril vahde yani bu ütenin sonunda el kıraatil muvassa'a bölümünde gelen kıssaya dön. Eytemit ala üslubike fil kitabe Evet yazıda diyor kendi üslubuna dayan. Ve la tendur fi'n nasl asli fi kitabe yazı sırasında asli metnine bakma. Hatta takil et la ta'assara bi kelimatihi ve alfazihi kelimelerinden lafızlarından etkilenmeyesin diyor. İstaim bil anasir tali aşağıdaki maddelerin yardımıyla diyor yaz. As e, ki o balıkçı ya arudu semeke ta'ala sadik yani e, arkadaşıya ne yapıyor? Balık veriyor. E, felsefe sayyat fil hayat e, balıkçının hayatla ilgili felsefesi. Cedel beyne sadik ve sayyat an mefhumu saade. Evet, mutluluk mefhumuyla ilgili olarak balıkçı ile arkadaşın tartışması. Es sayyadu mutlu balıkçı. Ta'amul agniye ve ta'amul fukara, zenginlerin ve fakirlerin yemeği. Beynel kuhi vel kasır kulübe ile köşk arasında. El istimta'u bi cemalit tabi'a, tabiatın güzelliğinden ne yapmak? Keyif almak. Mukarenetul eğniyâ bis semek. Evet. Zenginlerin işte balıkla mukkıyaslanması. Saadetul fella fi usretihi. yani çiftçinin ailesindeki mutluluğu. Alakatü seyyat bi rabbihi. Balıkçının Rabbi ile alakası. El imanu bil kadari ve kadai vel kader vel yemil ahir. Bunlara iman. As sadiyik yu'cebu ebbi efkari sayyat ve felsefetihin. Evet o, o arkadaş diyor onun felsefesini fikirlerini beğeniyor. E, insan sebebi saadeti ve şaka insan mutluluğun ve umutsuzluğun sebebidir e, diyor ve burada ise araştırma ödevi Uktu fi defter ki bahten bu yani kirlenme başlığıyla bir konu araştır. Ait fi qiraatun nasl varid fi'l qiraati'l mukaththafe fi awwal'l vahde bu ünitenin başında gelen işte o metne geri dön diyor. İsta'in bil anasır aşağıdaki unsurların yardımıyla yaz. Enva'i telefuz kirlenme çeşitleri telebutul hava hava kirliliği telebutul miyasu kirliliği telebutul turbe toprak kirliliği telebutul savti. Gürültü kirliliği el emakünelleti yekturu fiha telavuz. Kirliliğin çok olduğu yerler el emakünelleti yekulu fiha az olduğu yerler. Esbabu telavuz kirlenme sebepleri. Himayetül bi eminet telavuz çevreyi kirlenmeden korumak. Devrul insan fi ameliyatü telavuz. Yani kirlenme işinde insanın rolü emradu yu eddi ileyha telebus. Evet kirlenmenin yol açtığı hastalıklar diyor. Burada ise meraci'l-bas yani araştırma kaynakları. İsta'in bil meraci'i taliyete ev gayriha aşağıdakilerden veya başkasından faydalan diyor el insan ve televizyon bir insan ve işte çevre kirliliği kim yazmış Muhammed Es Seyyid Arnavut yazmış et etelevüs müşriyetül asır bunu da Ahmet Mithat İslam yazmış el elbiye ve televizyon heva çevre ve hava kirliliği demiş bunda Robert İbrahim öne yazmış. Şeriatül bi efi şeriatil İslam. Et televüs et televüs asır. Ve şurada da ne diyor? İnternetten faydalan diyor. Burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepiniz Allah emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.